Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Allah'ım yarabbim, ben neler yapıyorum ya. 21 yaşındayım. Ruh hastası gibi kamerayla konuşuyorum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sosyal medyanın en yavaş büyüyen ailesi BG Familia, Berkcan Güven ve Kırgın Çiçekleri, Berkcan Güven ve kebaplarına hoş geldiniz. Seni lanet olsa kara, çocukluğu anlamda baran boyutunda olduğu için barana vurulmuş gibi hissediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, Berkcan Güven kanalının 2 senedir hiçbir açılış, hani mesela Orkun'un mesela hepinize merhaba arkadaşlar böyle salak bir hareketi var. Mesela kafaların hi guys bro bilelerine gibi manyak öyle bir şeyler yapıyor, garip garip, anlayamıyorum. Herkesin böyle bir signature move gibi bir hareketi var. Herkesin. Ben neden kanalıma özel bir açılış yapmıyorum? Bir hani yaptığında direkt aklınıza gelecek bir insan. Hani öyle bir hareket bulmalıydım ki şu ana kadar YouTube'da kimsenin kanal açtığında yapmadığı bir hareket olmalıydı. Bundan sonra her videomun başında siltaki oynuyorum. Tabak kırıyorum. Evet evet evet. Evet arkadaşlar, sosyal medyanın en büyük gelişen ailesi Berkcan Güven ve Kırgın Tabaklar. Neyse arkadaşlar, millet sanıyor ki Berkcan 75 bin lira kazanıyor, adam oldu, bir şey yapıyor. Ulan, öncelikle iki hususi konum var. Bir, ben 75 bin lira kazansam böyle vizyonsuz mu yaşarım? Arkaya bakıyorsunuz arkadaşlar, 4 senedir aynı odadayım. Ben gerizekalı, ben nasıl bir gerizekalıyım ki 75 bin lira, ulan 75 tane biner lira ve hala bu evdeyim. Allah aşkına, siz yatak örtümü gördünüz mü? Yatak örtüm, bak al. Yatak örtümü gösteriyorum arkadaşlar size. Ha. Ulan. Ulan 75 bin lira kazansam yatak örtüm bu mu olur? Hayatımda gördüğüm en çirkin yatak örtüsü. Bu nasıl bir yatak örtüsü ya? Yerdeki çöplere bak. Ulan. Bir kere şu koltuğun çirkinliğine bak lan. Şu koltuğun çirkinliğine bak. Şu koltuğun çirkinliğine bak. Allah aşkına bak, bu 7 senedir bu dolapta yaşıyorum. Öncelikle size YouTube gelirlerimi göstermek istiyorum. YouTube'dan ne kadar az kazandığımı görün ki. Ben şu ana kadar YouTube'dan benim toplam kazandığım para 50 bin lira. Bu ömür boyu diyorum. Totalde 15 bin dolar kazandım. 2014'ten 2018'e kadar. 252 milyon görüntülenme, 814 milyon izlenme süresi. Anlayın bakın, bu ay ne kadar kazanmış? Bu ay bakıyoruz. 765 dolar. Yani 765 dolar kaç lira ediyor? 765 dolar 2800 lira kazanmış. Sonuç olarak biz bir şey yapıyoruz. Biz geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Bu kadar geniş bir kitleye ulaşınca haklı olarak bunun üzerine bir para kazanma sistemi var YouTube'da. Bir haber yapıyorlar. Saçmalığa bakar mısın? YouTuber'lar vergi kıskacında. Kişisel kanalları milyonlar tarafından takip eden YouTuber'lar vergi ödemeksizin yıl boyunca haksız kazanç elde ederek tepkileri üzerine çekiyor. Kardeşim, ben kimsenin tepkisini çektiğimi düşünmüyorum. Sen bu haberi yapana dek. Bu nasıl bir cümledir? Allah aşkına, bana bir tek bir insan bunu açık. Zaman zaman gençlere kötü örnek teşkil eden, küfürlü videolar da yayınlayan fenomenler şahsi hesaplarıyla YouTube ile anlaşarak vergisiz kazanç elde ediyor. Yaptığınız haber hiçbir şeyi yansıtmıyor. Hiçbir doğruluğu yok. Siz bunca sene iğrenç iğrenç saçma sapan bir ton clickbait ile haber yapıp oradan tık çekmeye çalıştınız. Siz yıllarca saçma sapan clickbait başlıklarla işte son anda boşaldı. Ne boşaldı? Otobüs boşaldı yani. Böyle saçma sapan haberler yaparak siz insanların ilgisini çekmeye zaten çalıştınız ve çekemediniz. Yani cidden yapılan haber o kadar saçma ki arkadaşlar. Ayrıca bak şuna geliyorum. Neden en az ben kazanıyorum lan? Neden en az ben kazanıyorum? Nasıl ya? Nasıl, ben anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum. Nasıl? Ben neden en az para yazan YouTuber benim? Neden benim? Neden? 75 bin lira. 75 bin lira ne ya? 75 bin lira benim neyime yetecek Allah aşkına? Neden en az bana yazıldı? Ben bunu bilmek istiyorum sevgili canım haber siteleri. Haberin her şeyi komple yanlış. Benim kendi şirketim var. Ben herhangi bir para kazandığımda kuruşu kuruşuna ödüyorum. Zaten ben herhangi bir şekilde illegal bir suç işleyecek tip var mı Allah aşkına? Vergi kaçırıyorum. Evet, bu da vergi kaçırma pozum. Ha! Allah aşkına, yanımda şöyle
Şununla video çekerken vergi kaçırabilir miyim ya? Bu kadar badass gözüküyor muyum cidden? Lütfen yani. Vergi kaçırmak sonuç olarak illegal bir şey. Ve hani ben kendi bokumdan korkan bir insan olarak başıma böyle bir şey gelmesin isterim yani. Niye ben herhangi bir şekilde kötü bir durumu, yani niye ben suçlu olayım ki? Bir tane daha haber sitesi. Ama habere bak. Fenomenlerin aylık kazançları gündeme bomba gibi düştü. İşte böyle bir haber yapıyor. Bu site de dünya, Türkiye'nin en büyük eğlence sitelerinden biri. Bunu da ekleyelim. 1000 izlenmeye yaklaşık 1.43 lira veriyor. Bu durumda geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberlerde doğruluk payı olabilir. Daha bunun Instagram'ı var, Twitter'ı var, Facebook'u var. Oralardan yaptıkları reklamları düşünsek neyse düşünmeyelim. Çok büyük paralar bunlar. Kardeşim, bunu yazan editörün aldığı bir maaş var. Sonuç olarak bu siteyi yapan bir insan var. Bu siteyi yapan kişi de bir insan. O da eğlence sektörüne hizmet eden bir insan. Ben içerik yapıp para kazanıyorum. O bir site yapıp para kazanıyor. Bu site herhangi bir şekilde reklam almıyor mu? Bu siteyi komple giydiriyorsun sen. Biz sana diyor muyuz? Sen vergisiz kazancı. Bu haberi yapan sitenin aylık kazancı nereden baksan 2 milyon, 3 milyon, 4 milyondur. Daha bunun Twitter'ı var, Facebook'u var, Instagram'ı. Ya kardeşim, salsana benim kazandığım paradan. Sana ne benim? Ben gidip sokaktaki hiçbir insanın ne kadar para kazandığını merak etmiyorum. Yani ne kadar para kazandığı benim umurumda değil. Çünkü senin bir sitem var, haber sitem var. Sen bir haber sitesi yapıyorsun. Ben senin kazandığın parayı sorgulamıyorum. Bunun ucunu merak etmiyorum. Sonuçta sen de bir hizmet veriyorsun. Belli bir karşılığını alıyorsun. Sosyal medyada belli bir reach'e, belli bir para ödenmiyor mu? Hani brand ediyorsun bir şeyi, o sırada para ödedin. YouTube'dan kazandığın parayı gördünüz. Herhangi kendi komünitimiz için bir şeyler üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Sonuç olarak kazandığımız paranın çoğunu tekrardan işe yatırıyoruz. Makine alıyoruz, ekipman alıyoruz, insanlara daha güzel şeyler göstermek için, daha güzel çekmek için. Gidip bir videoya 1000 lira, 2000 lira para harcıyoruz ki insanlar daha çok eğlensin, insanlar daha çok tepki versin, aa bak ne kadar komik falan filan desin diye. Benim herhangi bir şey alıp size hava atıp gösterdiğimi gördünüz mü arkadaşlar? Ben hala aynı odamdayım, ben hala aynı yerdeyim yani. O yüzden hiçbir şekilde YouTuberlar bu kadar para kazanıyor, bu kadar şey yapıyor. Ben artık bunlardan çok sıkıldım. Bu listedeki bütün insanlar vergilerini ödüyorlar. Herkesin kendi bir şirketi var. Herkes KDV'si, stopajı, cartı, cürtü veriyor yani. Bunları sorgulamadan haber yapıp birçok insanı bize karşı trigger yapıyor. Hani işte ulan onlar nasıl para kazanıyor, nasıl yapıyorlar falan filan. Ya kardeşim. Ayrıca geçen bir haber gördüm. Nasıl bir ruh hastasısın sen ya? Nasıl yani? Bir izleyici geçtiğimiz günlerde YouTube kazancını açıklayan Ruhi Çenet'in Maliye Bakanlığı'na ihbar ettiğini söyledi. Sosyal medya ve sözlük siteleri sallandı. Kardeşim, senin hiç işin gücün yok mu? Nasıl yapabilirsin ya? Bir video izliyorsun. Sonra maliyeyi arayıp bir ihbarda bulunacağım. Ruhi Çenet adlı şeyi takip alırız. Kardeşim, salsana ya. Hiç işin gücün yok mu? Nasıl bununla uğraşabilirsin? Nasıl birini arayıp ihbar edebilirsin? Ulan derim ki bana ne? Bana ne abi? Bu işi koruyup kollayan, bu dünya üzerindeki şey miyim ben? Vergi kaçıran insanları aklayan Batman miyim lan ben? Sıkılıyorum gün içinde. Birileri para kazandığımı dayanamıyorum, arıyorum. Alo Mali. Evet, Berkşen Güven. 75 diye duydum. 75 diye duydum. Bu ne lan? Bu ne, işin gücün yok mu be kardeşim? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada bomba gibi videolar gelecek. Adım gibi eminim hepiniz izlediğinizde böyle olacaksınız. Bu arada çok güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.